Şu anda deprem sonrası okula dönüştürülen Rauf Bey gemisindeyiz. Ve bilgi almak isteriz sizden. Bu gemi neydi? Sonra ne oldu? Bu dünyanın en hızlı feribotlarından biriydi. İngiltere-İrlanda arası seferini yapan. Şimdi gezdiğinizde göreceksiniz zaten. İçeride böyle eski free shopları dönüştürdük aslında okula dönüşebilsin diye. Biz Karadeniz Holding olarak bu gemiyi aldığımızda İstanbul Yalova'da tersanemizde geçici bir ofis olarak kullanıyorduk. Bir sonra gezeceğiniz gemi Süheyla Sultan'ı ise olası bir depreme aslında hazırlık olması için, İstanbul depremine hazırlık olması için yaşam gemisi olarak dizayn etmiş. Yalova'da da bekletiyor. İstanbul'dan gelmiş. Evet. İki gemi de İstanbul'dan geldi. Doğrudur. Bu hazırdı Süheyla Sultan. O yüzden ona hemen gönderdik. Ama depremin büyüklüğünü ve özellikle de burada depremden zarar gören okullarda öğrencilere okula gidemeyeceğini fark ettiğimizde geçici bir ofis olarak kullandığımız bu gemiyi bir 3 hafta kadar kısa bir zamanda konteynerlarla, yatakhanelerle ve işte içeriği okula dönüştürerek aslında tasarladık ve hemen buraya gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptık. Önceliğimiz geçtiğimiz sene üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere bir destek verebilmekti. O zaman 1000'e yakın öğrenci burada 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem derslerini görebildi, hem gönüllü öğretmenler sayesinde akşam etütlerini yapabildiler. Böyle hızlandırılmış bir kurs oldu. Aynı zamanda yatılı olarak da kalıyorlar. Aynen öyle. Kız ve erkek öğrenciler için yatılı yatakhanelerimiz var burada. Yukarıda böyle bir sosyalleşme yemek alanları var. Psikolojik destek kaymakamlığın sayesinde aslında halk eğitim merkezlerinden de uzmanlar geldi. Güzel bir kamp dönemine dönüştürmeye çalıştık geçen seneyi onlar için. Şimdi çok mutluyuz. Üniversitede, lisede Rauf Bey Akademi'den mezun öğrenciler okuyor. Onları holdingin burs kapsamına da aldık. Hayatları boyunca yapabileceğimiz bütün desteği vermek istiyoruz. Geçen sene burada yerleşip burada okul kazanan öğrencilerimizden nereleri kazandılar? Siz bu konuda da bir bilgi sahibi misiniz? Yani birkaçını söyleyebilirim işte. Bir tane çok bizi gururlandıran ODTÜ'de uzay mühendisliği okuyan bir arkadaşımız var. Çok iyi. Okuyan var, diş hekimliği okuyan var, mimarlık okuyan var. Mühendislik okuyanları özellikle mezun olduklarında şirketimize gelip bizle beraber çalışmaları için destek veriyoruz. Bu sene ise Haziran'dan yani geçtiğimiz sene yeni eğitim öğretim yılı başladığında ise Hatay'da binası zarar gördüğü için eğitim hayatına devam edemeyen Osman Öktem Anadolu Lisesi'ne Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye başladık. Şu anda da 500'e yakın öğrenci yine yatılı olarak burada eğitim hayatına devam ediyor. Eğitim katındayız şu an. Burada 19 tane dersliğimiz yer alıyor. Rıhtımda da 4 tane olmak üzere toplam 23 tane derslikte öğrenciler öğrenim görüyor. Tüm sınıflarımızda bir sınıfta ne olması gerekiyorsa mevcut. Öğrencilerin rahat bir şekilde ders yapabilmesi adına akıllı tahtaların yer alması ya da ısıtma soğutma sistemlerinin yer alması bizim için elzem sebepler. Katta ayrıca bir eğitsel anlamdaki testlerin, kitapların yer aldığı yayın odası var. Öğrencilerimiz burada yayınlara ulaşmakta hiçbir zorluk yaşamıyorlar. Öğretmenleri eşliğinde müfredat gereğince yer alması gereken tüm yayınlara oradan ulaşabiliyorlar. Öğrencilerimiz sabah güne başlıyorlar. Başladıktan sonra kahvaltılarını gemiden çıkmadan şu alanda yapıyorlar. Self servis şekilde güne başlarken sıcacık her sabah örneğin bizim olmazsa olmamız çorbamız var. Gemi içerisinde kahvaltısını yedikten sonra öğlen ve akşam yemeklerini dışarıdaki yaklaşık 1000 kişilik yemekhane çadırında yiyorlar. Aynı zamanda aralarda öğrencilerimiz gün boyu aktif ve yoğun bir sistem olduğu için ikindi ve akşamda atıştırmalıkları yer alıyor. Karadeniz Holding gibi holdinglerimizin çoğalması dileğiyle memlekete hayırlı dediğimiz olay tam da bu aslında.